Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyorsunuzdur. Bilmeyenler için ismim Tülay, Almanya'da yaşıyorum. Gerçek suç dosyalarını sizlere kendimce hatırlatıyorum, özetliyorum ve anlatıyorum. Daha çok sizlerin istediği konulara yer veriyorum bugünkü konumuz gibi. Öncelikle yeni üyelerimize ve çok uzun süredir üye olan arkadaşlarımıza çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Kanala verdikleri desteklerden dolayı. Abone olan, yorum yapan, beğenilerini eksik etmeyen sizi sevgili arkadaşlar, sizlere de çok teşekkürler. Instagram'daki arkadaşlar sağ olun, var olun. Hakikaten sizler de birçok konuya karşı çok hassas davranıyorsunuz. Bu çok önemli. Ve Spotify'daki arkadaşlar hepiniz çok çok sağ olun. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuzu çok fazla kişi istedi. Instagram'dan da, YouTube'dan da. Ben duymuştum, detaylarını bilmiyordum. Benim gibi duymayan var mıydı ya da benim gibi duyup ama detaylarını bilmeyen merak ediyorum. Bununla alakalı yorumlarda buluşuruz. Hemen totemimize geçiyorum. Ne diyoruz? Diyoruz ki lütfen, lütfen, lütfen şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. En fazla da haycanlar, çocuklar ve tabii ki kadınlar için. Çünkü önce haycanlar çok savunmasız, sonra çocuklar ve çaresiz kadınlar. Bunu canı gönülden hakikaten diliyorum artık bu kabus fabrikasının sevgi fabrikasına dönüşmesini ve köy enstitülerinin yeniden açılmasını. Çünkü sanırım ki gerçek anlamda köy enstitüleri yeniden hayata geçirilirse toplumda çok büyük farklılıklar başlayacak diye biliyorum, ancak dile getirmek ve ummak geliyor bizlerin elinden. Totemimizi de yaptıktan sonra bugünkü çok farklı olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Nail Ç, Şükran Aktaş, Nazan, Handan Akdoyum ve Handan Kaya. Ve bilmediğimiz kim bilir hangi isimler. Hepsi aslında bir kişi. Nail Ç olarak dünyaya gelmiş kişi. Ama travma üzerine travma yaşayacaktır genç kız. Anne diye bildiği Nail Ç'nin erkek olduğunu ispatlamak adına genç kıza annesinin çıplak cesedinin fotoğrafı gösterilir. İnanılmaz bir şekilde. Aynı zamanda Kadınlar Günü'nde vefat eden Nail Ç'nin ölümü kim tarafından neden şüpheli bulundu bilinmez. Konu kısa bir süre Müge Anlı'da tartışılır. Sonrasında savcılık konuya yayın yasağı getirince konu öylece kapanır. Olaydan bir yıl sonra Müge Anlı'ya 28 Şubat 1994'te Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde bebeği Funda'yı dünyaya getiren Aysel Başar katılır. Aysel Hanım'ın bebeği doğumundan 12 saat sonra hemşire pelerini taşıyan iri yarı bir kadın tarafından kaçırılmıştır. Sağır ve dilsiz baba Adnan Başar o dönem işaret diliyle olayı şöyle anlatmıştır. 27 Şubat günü eşimi Çorlu Devlet Hastanesi'ne yatırıp işe gittim. Bugün anlatacağım konu zor bir konu. Özellikle bizim gibi toplumlar için çok daha zor bir konu. Neden bizim gibi toplumlar? Çünkü bizler bir şeyi günah sayıyorsak kendi günahlarımızla ilgilenmek yerine bir başkasının günahından sorumlu sayıyoruz kendimizi. O yüzden zor. Ama Ekşi Sözlük'teki şu cümlelerle başlamak istiyorum videomuza. Sırf toplum baskısından dolayı yalanlarla dolu bir hayat. He canım he. Gay de olamazsın, trans da olamazsın. Sonra cehennemde sonsuza kadar yanarsın maazallah. Ama burada ömrünü yalanlarla geçirmişsin, ne önemi var? Evet, baskı yüzünden yalanlarla geçirilmiş ve başkalarına acı çektirilmiş bir hayat. Gerek var mıydı bunlara peki? Videonun sonunda buna gerek olmadığını, her şeyin farklı olabileceğine dair bir olayı, çevremden bir olayı kısaca anlatacağım size. Sonra gerek olup olmadığını yorumlara yazarsınız. 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kumburgaz'da oturan ve butik işleten 60 yaşındaki kimliğinde Şükran Aktaş olan, çevresinde Handan Kaya olarak bilinen Nail Ç, fenalaşınca
kızı tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak müdahale edilse de hayatını kaybeder. Annesini hastaneye yetiştiren 22 yaşındaki genç kız, hem Handan diye tanıdığı annesinin neden Şükran ismindeki ne olduğuna şaşırır, hem de erkek olduğunun iddia edilmesine. Gece yarısı doğum yapmış, ben hastaneye ancak öğle saatlerinde gelebilmiştim ama bebek çalınmıştı. Doğum sırasında 24 yaşında olan anne Aysel Başar da uyuduğunu, olayın farkına varmadığını söyler. Ancak odada bulunan diğer doğum yapmış kadınların yakınlarının ifadelerine göre saat 12.40 gibi acil servisten içeriye hemşire kıyafetiyle bir kadın girip doğum servisine geçerek odada bulunan kişilere bebeklere şekerli su vereceğini söyleyerek önce erkek bir bebeği kucağına almıştır. Yalnız erkek bebeğin anneannesi de hemşireyle birlikte kapıya yönelince ben de gelmek istiyorum deyince bebeği bırakıp Funda bebeği alıp ondan sonra kapıdan çıkmıştır. Funda bebeğin annesi ve refakatçi teyzesi o an uyuyordur çünkü. Sonrasında da dışarıda bekleyen Mazda marka beyaz araca binerek oradan uzaklaşmıştır. Anne çocuğunu aramaktan hiç vazgeçmediğini, yıllar içinde bir de oğlu olduğunu anlatır. Anne Aysel, yayın yasağı getirilen erkek hemşire olayına takılı kalmıştır. Çünkü o zaman şüpheli ölüm konusu geçerken aslında erkek olan Nail Çey'nin bir eşi ve bir de kızı olduğunu öğrenince o kişinin de çocuk doğuramayacağına göre bir de hemşirelik yapmış olduğuna göre aklına şu soru gelmiştir. Acaba benim kızımı kaçıran hemşire bu kadın mıdır? O yüzden Müge Anlı'ya katılmıştır. Gerçi bu konu ilk tartışıldığında da Şükran Aktaş kimlikli Nail Çey'nin eşi nasıl olur? Eşim sancım tuttu deyip hastaneye gitmişti, sonradan bebekle geriye gelmişti der. Yani Nail Çey'nin sonradan Handan Şükran olan kişinin eşi. Gerçek Şükran Aktaş ise Anlı'ya katılır ve evli olduğunu, 3 çocuğu olduğunu söyler, yaşadığını, ölü olmadığını, olaya çok şaşırdıklarını ve 10 yıl evvel kimliğini kaybettiğini. Ama burada da bir tuhaflık vardır. Buna sonradan değineceğim. Peki Nail Çey gerçekte kimdir? Nail Çey'nin ablası Anlı ekibine şöyle anlatmıştır kardeşini ve olayı. Aile de Handan diyordur kardeşlerine. Handan 15 yaşına kadar erkek olarak büyüdü. Ama hep kızlarla oynardı, kızların yanından ayrılmazdı. Ergenlik dönemlerinde bile hep köydeki kızlarla sohbet ederdi. O dönemde biz onun halindeki tavırları ve değişiklikleri fark ettik. Babam fark edince Nail'i evde istemedi. Babam ya erkek gibi bizimle yaşa, istemezsen evlenmezsin ama bu hareketlerle bizimle yaşayamazsın demişti Handan'a. Handan bunu kabul etmeyip evden ayrıldı. 14-15 yaşlarındaydı köyden ayrılırken. Bir süre Tekirdağ'da çalışmış. Oradan İstanbul'a gelmiş. O süre içinde kendisiyle hiç görüşmedik. 20 yaşlarında eve askerlik kağıtları gelmeye başladı. Kağıtlarla birlikte yeniden köye geldi. Babamla birlikte askerlik şubesine gittiler. Askerlik yapamaz diye rapor aldılar. Askerlikten muaf edildi. Sonra bir yıl kadar bizimle yaşamaya devam etti. Ama askerlikten de muaf olunca bir rahatlık gelmişti kendisine. Daha rahat hareketler sergileyince babam bunu kabul etmedi ve Handan'ı evlatlıktan reddetti. Ancak Aysel Hanım'ın programa katıldığı 2018 yılında Handan'ın babası hayatta değildir ve anne de programdan 2 ay önce vefat etmiştir. Abla şöyle devam eder. Babam Handan'ı reddedince köyden gitti ve ara ara telefonda gizlice konuşuyorduk. Tam o dönemlerde Bahise Hanım diye bir kadının yanında kalmaya başlamış. Hem hemşire olarak ve tamamen kadın görüntüsü ile hal ve hareketleriyle. Ama Bahise Hanım bir süre sonra Handan'ın sakalları çıkınca kendisinden şüphelenmiş. Yıllar sonra Handan köye yanında bir adamla geldi. Ben ameliyat oldum, kadın oldum, beyefendiyle evlendim dedi. Biz kocasını istemedik çünkü ısınamadık kendisine. Ama Handan çok hassastı, çok üzülünce sesimizi çıkartamadık.
O dönem babamıza da bak baba ameliyat olmuş, kadın olmuş dedik. Ona da kabul ettirdik bu durumu. Bundan sonra yeniden köye gidip gelmeye başladı. Ancak eşi köye sadece birkaç kez geldi. Evlendikten birkaç yıl sonra Handan bizi arayarak hamile olduğunu söyledi. Nasıl böyle bir şey olur diye düşündük. Ama ameliyat olduğu için demek ki bunun mümkün olabileceği kanısına vardık. Hamile olduğu dönemde bir kez geldi köye, 6 aylık hamile olduğunu söyledi. Zaten yapılıydı, göbeği de vardı, biz inandık. Doğum sırasında yanında yoktum. Ancak çocuk doğduktan bir ay sonra kardeşimin yanına gittim. Tansu o zaman 1 aylıktı. Sezaryenle doğum yaptım diyerek bana ameliyat izini gösterdi. Ama eşine de ben sancılandım diyerek sabah evden çıkıp öğleden sonra bebekle eve dönmüş. Ben açıkçası iki iddiaya da inanmıyorum. Ne ablanınkine ne de birlikte yaşadığı adamın iddiasına. Nail Çe ya da Handan Kaya ameliyat da olmak istemiştir aslında gerçekten ama olamamıştır. Neden olamamıştır bilinmez. Hem ameliyat oldum deyince hem de sezaryen izini gösterince aile tamamen inanmıştır Handan'a. Abla sonra açıklamaya şöyle devam eder. Handan ona inanmadığımızı görünce ağlar üzülürdü. Biz de inanmış gibi yapardık. Bize gidip geldiği dönemde Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşirelik yaptığını söylemişti. Var olan fotoğraflarda da bir dönem Çapa'da hemşirelik yaptığı onaylanır ve hasta bakıcılık değildir yaptığı, iğne yaptığı, serum taktığı, bilgisayar başında olduğunu birçok kişi programa bağlanarak anlatır. Bu onaylanır. Psikiyatrist Profesör Doktor Arif Verimli bu durumla ilgili programda şöyle söyler. Bu tür vakalarda transseksüalizm diyoruz buna bilim dilinde. En büyük sorunları bu kişilerin hangi sosyal hayatta hangi mesleği yapacakları, nereden hayatlarını idame ettirecekleri konusudur. En zor olan taraf budur. Handan da bunu aşmaya çalışırken çok büyük bir ihtimalle sahte bir diplomayla atamasını yapmış olabilir. Hatta Handan Kaya hastanede çalışırken Tansu'ya teyzesinin baktığı ortaya çıkar. Tansu 8-9 yaşına gelene kadar Handan Kaya kızıyla köye gidip gelen biridir. Ancak sonradan senin annen erkekti denmesin, Tansu bunu öğrenmesin diye artık köye gitmeyi bırakmıştır. Ama abla Tansu'nun doğduğu dönemde Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir bebek çalındığını duyduk der. Hatta o sırada Handan'ı Çorlu Devlet Hastanesi'nde görenler olmuştur ve bunu da aslında aileye söylemişlerdir. Evet. Ama der abla, biz böyle bir şeye ihtimal vermedik. Handan böyle bir şey yapmaz dedik. Yani aslında aileye açık açık söylenmesine rağmen aile kardeşlerine inanmayı seçmiştir. Bu duruma da şöyle açıklık getirirler. Kocasının başkasından olan çocuğunu evlat edindi zannettik veya gayrimeşru doğum yapmış birinin bebeğini aldı diye düşündük. Demek ki aslında sezaryen izinin olmadığı da buradan ortaya çıkıyor. Programa Kumburgaz'da yaşayan, kendisini yıllardır tanıyan birçok kişi katılır. Herkes övgüyle bahseder Handan Kaya'dan. Ne kadar iyi biri olduğundan, bakımlı olduğundan, neşeli olduğundan. Ancak bir beyefendi şöyle söyler. Herkes her şeyin farkındaydı aslında. Kocasıyla okey oynarken kendisine bazen nasıl oluyor erkek erkeğe yaşıyorsunuz diye sorduğumuzda kızarak masayı terk ederdi. Çocuğun ondan olmadığını, böyle bir şeyin mümkün olmadığını gayet iyi biliyor. Ve Tansu'yu da tanıyan esnaf, Tansu'nun sadece görüntü olarak değil, hal ve hareketleriyle de programdaki Aysel Hanım'a çok benzediğini dile getirirler. Hatta bir beyefendi görünen köy kılavuz istemez der. Emine Güven Hanım katılır programa ve annesinin arkadaşının Bahise Hanım olduğunu, Kumburgaz'da yazlı olduğunu, yalnız bir bayan olduğunu ve yalnız yaşadığını anlatır. Yanına can yoldaşı olarak bir kız getirmiş diye duymuşlardır o zamanlar. Hem ev işlerini yapacaktır hem de Bahise Hanım'a bakacaktır hem de hemşiredir bu kız. Ama ismi bu kez Nazan'dır. Yazları Kumburgaz'da, kışın da Bakırköy'de yaşıyorlardır. Emine Hanım Bakırköy'de kaldıkları dönemde daha sık görüşüyordur tanıdıkları Bahise Hanım'la. Hemşire Nazan'ı, evet duyduğumuz dördüncü isim, hemşire kıyafeti, kepi ve peleriniyle hatırlıyordur kendisi de.
Aslında o zamanlar Bahisi Hanım Emine Hanımlara bu hemşire kıyafetiyle geziyor ama hemşire değil, hastanelerde refakatçi olarak çalışıyor demiştir. Ama evlere iğne yapmaya da gidiyordur. Sonra birden Kumburgaz'a butik açtığını duyduk ve ismini Handan olarak değiştirdiğini duyduk der Emine Hanım. O andan itibaren de tek başına yaşamaya başlamıştı. Erkek olduğunu bilmiyorduk ama Bahisi Hanım şüphelenmiş, o zamanlar sakalı çıkıyor, gece tıraş oluyor diye bize anlatmıştı. Sonra Emine Hanım Şükran Aktaş için veya Handan Kaya için çok cıvıl cıvıl, neşeli biriydi der. Ses tonu da kadın gibiydi ama agresif bir tarafı da varmış. Hatta sinirlendiğinde Bahise'yi dövüyormuş diye duymuştuk diye anlatır. Ve çok çok önemli bir şey söylemiştir Bahise Hanım, Emine Hanım'ın annesine o zamanlar. Biliyor musun? Nazan Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir bebek kaçırmış demiştir. Evet. Ve iddia edildiği gibi evliydi. Kocası vardı. Bunlar doğru değil der. O zamanlar koca falan yoktu ortada. Bir kez butiğine gittik biz. Orada oynarken gördüm, Tansu'yu 3-4 yaşlarında falandı. Anne diyordu kız kendisine. Benim gördüğümde de kızla çok ilgiliydi, bilgilerini verir Emine Hanım. Programda bulunan Aysel Hanım ve kız kardeşi Ayfer Hanım, neden bir kişi bile, bu kadar kişi bu olayı bilirken gidip bu durumu polise bildirmemiş diye üzüntülerini dile getirirler. Anlı ise bunun üzerine anlamsızca teyzeye uyuduğu için yüklenir. Sen uyumayacaktın, sen uyumuşsun der. Yani çocuk kaçırıldığı için kaçıran değilmiş gibi, sanki teyze uyuduğu için kaçırılmış gibi yüklenir. Teyze de kendini savunmak zorunda kalır. Bir insan yorgunsa uyuyabilir. Mümkün mü yorgun insanın uyumaması Müge Hanım der. Ama Anlı hayır uyumamalıydın diye birçok kez tekrarlar. Sonra da konuyu değiştirir. Şükran Aktaş kimliği de çok önemlidir aslında. Programa bağlanan Şükran Hanım kimliğini 10 yıl önce kaybettiğini söylemiştir. Yani o zamanlar Tansu 12 yaşındadır. Daha öncesinde o halde hangi kimliği kullanmıştır? Bu soru akla getirilir. Ayrıca Şükran Aktaş kimliğiyle nasıl devlette çalışmıştır? Ve diğer Şükran Aktaş nasıl bu şekilde devam edip başvuruda bulunabilmiştir? Gerçek Şükran Aktaş kayıp başvurusunda bulunduğunda durum neden ortaya çıkmamıştır? Yani bunların hepsi çok çok ilginç durumlar. Programda sonradan hemşire kimliğinde bir başka soy ismi de ortaya çıkar. O da Handan Akdoyun'dur. Anlı bir anneden bebeğini çalabilen kişinin bu kimlik için ne yapmış olabileceği sorusunu sorar. Çünkü gerçek Handan Akdoyun nerededir o halde? Şükran Aktaş değil de bu kimlikle mi hemşirelik yapmıştır? O halde neden Şükran Aktaş'ın da kimliğini çalmıştır? Nereden çalmıştır? O nerede kaybetmiştir? Sorular, sorular. Ama maalesef ki bunların hiçbirinin cevabı yok. Yine Ekşi Sözlük'te okuduğum şu cümleler bu olayı özetliyor. Bir türlü yerli kırmızı pazartesi gibi bir olay. Kumburgaz'da kimle konuşsalar erkek olduğunu biliyor. Küçük bir çocuk kaçırdığını da biliyor. Sahte hemşirelik yaptığını biliyor. Kimse ama kimse bir şey yapmıyor. Söylenen tek şey Handan Hanım harika bir insandı, çok iyiydi, über biriydi. Kocaman bir şehrin gönüllü suskunluğu var bu işin içinde. Çok tuhaf cidden. Çok güzel özetlemiş arkadaşımız bunu. Anne bildiği kişinin ölümünün ardından evde birçok peruk, takılar bulan Tansu bu durumları şüpheli bularak programa katılır. Oysa ki başlarda katılmak istememiştir programa. Annesinin çok iyi biri olduğunu, o yüzden aklına acaba para karşılığında mı satıldım diye geldiğini anlatır. Tabii ki orada Aysel Hanım da bir tuhaf olur. Asla der öyle bir şey yok. Neticede benim çocuğum kaçırıldı. Hani sen benim çocuğumsan sen kaçırıldın. Para karşılığında vermek gibi bir şey yok. Çünkü annesi bir bebek kaçırabilecek biri değildir. Babasına da hiçbir şey soramıyordur. Babası zaten kabul etmiyordur bunları. Detaylı da soramıyordur. Yani kızın durumu çok zordur. Ancak annesinin ölümünden sonra annesinin ailesinin birdenbire kendisine sırtlarını döndüklerini anlatır Tansu programda. Annesinin 18 yaşından itibaren
kendi üzerine birçok şirket kurduğunu, işte butik açtığını, bar açtığını, kendisinin o dönemler halkla ilişkiler okuduğunu, kendi adına açılmış kredi kartları, işte bunların borçlarının ortaya çıktığını, vergi borçlarının ortaya çıktığını, elden alınan borçların ortaya çıktığını anlatır. Bu borçlar dolayısıyla kızcağız artık kumburgaza da gidemiyordur o dönem. Bu durumdan dolayı kızcağız tabii ki Nail Çiğen'in annesi Bildiği Handan'ın ailesine gider. İşte dayısıyla görüşür. Yardım istediğini söyler. Çünkü onların durumu da hiç fena değildir. Ama dayı kızcağıza tavsiye şöyle bir şey söyler. Bundan sonra yalnızca kendin varsın. Evet. Birçok travma yaşamış genç kıza böyle bir şey söylemiştir dayı. Tabii ki hepimiz kendimize şunu soralım. Acaba Tansu'ya borç değil de yüklü miktarda para kalsaydı Nail Çiğ'den o aile nasıl davranırdı? Sanırım cevabı hepimiz biliyoruz. Aslında der Tansu, yazlık bir yerde yaşıyorduk. Yazın kazanılır, kışın yenirdi. İyi de kazanıyordu. Neden ödemedi acaba diye düşünüyorum, düşündüm ama kötü de düşünmek istemiyorum. Hiç suçu yokken nelerin içine girmiştir bir de genç kız. Programın devam ettiği zaman da babasıyla birlikte yaşadığını anlatır. Baba da üzülüyordur bu duruma. İşte şimdi seni benden koparacaklar diyordur. Bir de cezaevine girmekten korkuyordur kendisi. Aslında o da evli ve iki çocuk babası biridir. Neticede ortada çalınmış bir bebek, hayatı karartılmış bir aile var. O yüzden sesini çıkarmayan baba da Nail Ç kadar suçlu olmasa da tabii ki suçlu. Arif Verimli Hoca, Tansu'nun artık DNA testiyle onaylanmış gerçek ailesine, evet arkadaşlar DNA testi sonucunda Aysel Başar'ın ve Adnan Başar'ın kızı olduğu ortaya çıkar Tansu'nun. Gerçek çocukları odur. Hakikaten hastaneden çalınmış çocuk Tansu'dur. Ve işte Arif Verimli Hoca şöyle söyler aileye dönüp. Artık madem ki siz çocuğunuzu buldunuz, ailece toplanıp çocuğa kalan bu borçları ödeyin ki bu kızın geleceği kurtulsun. Yoksa ne bir işe girebilir, ne kendisine gelecek kurabilir, cezaevine bile girebilir. Anlı ise Arif Hoca'ya şöyle destek çıkar. Evet, neticede 24 yıl kız kendilerinde yoktur. 24 yıl yapılacak masrafa sayın bu borçları gibi bir şey söyler. Sonra bu fikirlerini haklı çıkarma adına farklı örnekler de vermeye başlarlar. Şeyi bile söylerler işte doğduğunda altın gelecekti falan. Zaten çocuk büyürken masraf yapacaktınız gibi. Aile tabii ki çocuğumuzu bulduk, elimizden geleni yaparız ama deyince oradaki uzmanlar aması yok derler. Bu duruma inanılmaz sinirlendim ve inanamadım. Özellikle uzmanların böyle travmatik bir durumda bir de böyle bir baskı yapmalarına gerçekten inanamadım. Bu konuşmaları Instagram'da paylaşacağım. Mutlaka izlemelisiniz. Ve şu da var. Tabii ki kızcağız da sonradan aile kendisini bulmuş. Onlar bunları söyledikçe ezilip büzüldü böyle iyice. Yani o kadar kötü bir durumdu ki bu. Keşke bu kadar orada baskı yapacaklarına, bu kadar bahane bulacaklarına aileye kendileri üstlenselermiş borcu diye düşünüyor insan. Çünkü neticede bu konular üzerinden milyonlar kazanan bir program var ortada. Ve 40 bin lira için kızını bulmuş aileye, bunlarla hiç alakası olmayan aileye verilen fikirler, akıllar. Diğer aileye neden seslenilmedi Nail Çiğ'nin ailesine? Gerçekten çok tuhaf. Bu tuhaf duruma ve işte baskılara rağmen Tansu'nun abisi Mümin şöyle söyler. Siz sürekli konuşuyorsunuz, ben dinliyorum sizi. Biz içimizdeki sevgimizi para karşılığıyla ölçeklendirecek gibi bir şekilde yaşamıyoruz. Tabii ki canım, hiç öyle bir şey yok Bu senin öyle. zaten. Yani ben öyle biraz algıladım. Onu mu canım? Şimdi benim gerçek kardeşim ya. Onun borcu zaten benim borcum oldu şu andan itibaren. O bitti. Evet. Hem 24 yıl insanların çocuğunu çal, onlara acı çektir, sonra da ayrı onların borcunu ödesin. Hakikaten ne kadar ilginç bir durum. Handan Kaya sadece bebeğini kaçırdığı anneye değil, kaçırdığı bebeğin geleceğine de zarar vermiştir gördüğümüz üzere. 24 yaşında kızını kaybeden anne, 24 yıl sonra
kızı 24 yaşındayken kızına kavuşmuştur. Sanırım hepimizin bugüne kadar duyduğu senaryosu yazılsa ne tuhaf bir şey yazmışlar diyeceğimiz gerçek bir hayat hikayesiydi bu. Şimdi benim size vereceğim örneğe gelirsek, hani farklı olabilir miydi bu durum? Benim iki kadın arkadaşım var. İkisi de çok güzel meslekleri olan, burada sorunsuzca çalışabilen, ilişkilerini açık yaşayan kişiler, çok cesaretli ve dürüst kişiler. İkisi evlendi, biri suni döllenmeyle hamile kaldı, çocukları var şu an. Ve kimsenin hayatını çalmadan, kimseye zarar vermeden hayatlarına devam ediyorlar. Çok da iyi insanlar. Hatta bana bile benim çocuğum konusunda, Enes konusunda çok 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 destekleri olmuş kişiler, böyle de geniş yürekli kişiler. Şimdi günah diyenler için, günahsa kendi günahları, herkes kendi hayatından sorumlu diyorum. Ancak bir başkasına zarar veriyorsa, toplum adına zarar veriyorsa tabii ki orada hepimiz fikrimizi de söyleyebiliriz. Benim de çocuklarım var biliyorsunuz. Ha, benim başıma gelse ne yaparım bilmiyorum. Hiçbir şey yapamam, o ayrı da. Mutlu olur muyum? Belki olmam ama kendimi tanıdığım kadarıyla kendi hayatı diyebilen biriyim ben. O yüzden böyle bol keseden de atan biri de değilim. Çevresinde bunu yaşamış ve yaşıyor olan da biriyim. Şimdi Şükran Aktaş'ın veya işte bakın bin tane isim sayıyoruz burada. Nail Çiğen'in hayatına bakarsak kimlere kimlere nasıl zararlar vermiş, değil mi? Keşke o zaman farklı olabileceğini de gösterdim size. Toplum baskısı olmadan böyle bir şey yaşayabilseymiş. Düzgün bir işe girip düzgünce çalışabilseymiş. Tabii ki bu işte maalesef bizlerde mümkün olmadığı için böyle inanılmaz bir yalan üzerine bir hayat kurulmuş ve işte bir sürü de zarar vermiş birçok kişiye. Sonra da işte böyle öldükten sonra her şey ortaya çıkmış. Geride kalanlar, sağ kalanlar da travmayla başa çıkmak zorundalar. Şu andaki durumlarını acaba öğrenebilir miyim diye araştırma yaptım ama maalesef hiçbir bilgiye ulaşamadım. Keşke böyle programlar tabii ki sadece ailelerde isterse sonrasını da gösterseler. Gelişmeler neydi, ne oldu diye. Ama umuyorum ki travmalar büyük olsa da bir şekilde yaralarını sarabiliyorlardır. Düzgünce hayatlarına devam edebiliyorlardır. Mutlu olabiliyorlardır her şeye rağmen. Ama tabii ki kayıp 24 yıl. Neresinden tutsak elimizde kalan da bir durum. Ama yine de yolları açık olsun Tansu'nun da. Gerçek ailesinin de, Nail Çiğen'in ailesine diyecek bir şey bulamıyorum. Özellikle kızın en zor zamanında yaptıklarından dolayı utanmaları varsa gerçekten utansınlar diyorum ya. Gerçekten utansınlar. İnsan olmak bu değil. Evet, bugünkü bu konumuzda gerçekten çok farklıydı arkadaşlar. Yani umalım ki buradan da çıkaracağımız dersler olsun, ibret olsun ama bu şu demek değil. Bir başkasına baskı yapalım, bir başkasının hayatını karartalım. Bir başkasına zarar vermeyen herkes hayatını kendi nasıl istiyorsa öyle devam ettirsin. Yeter ki kötülük yapmasın. Evet, beni bugün de izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın.